Sevgili izleyiciler merhaba. Dünyada 2000'den fazla kaktüs türü var. Bu videoda sizlere kaktüslerin genel bakımları hakkında bilgi vereceğim. Kaktüslerde en fazla karşılaşılan sorunlardan biri bitkilerin yavaş büyümesi, ikincisi ise bitkilerin çiçek açmaması. Peki kaktüslerin hızlı büyümesi ve çiçek açması için ne yapabiliriz? Bunun için öncelikle Kaktüslerin doğal döngüsünü iyi bilmemiz ve bunu taklit etmemiz gerekiyor. Kaktüslerin doğal büyümesinde iki farklı dönem var. Bunlardan birincisi Nisan ile Eylül ayları arasındaki bitkinin aktif büyüme dönemi, diğeri ise Ekim ile Mart ayları arasında bitkinin büyümesinin durduğu uyku dönemi, dinlenme dönemi ya da kış uykusu adını verdiğimiz dönem. Öncelikle kaktüslerin aktif olarak büyüdüğü Nisan ile Eylül ayları arasında ne yapmamız gerekiyor? Bunları madde madde sizlere anlatmak istiyorum. 1. Kaktüsler bildiğiniz üzere hem bol yani fazla güneş ışığını hem de sıcaklığı sever. Bu nedenle kaktüslerinizi Nisan ile Eylül ayları arasında bol güneş ışığı alan ve aynı zamanda sıcak olan bir ortama koymanız gerekiyor. Kaktüslerinizi yaz aylarında dış mekana koyabilirsiniz. Dış mekana yani açıkta balkona ya da dış mekana koyduğunuzda özellikle yakıcı öğlen sıcaklarından bitkilerinizi korumaya çalışın. Kaktüslerin çiçek oluşumunun teşvik edilmesi için günlük minimum 4 ile 6 saat güneş ışığı alması gerekiyor. Birçok kaktüs türünün ideal güneş ışığı yani güneşlenme süresi minimum 8 saattir. Yaz aylarında kaktüslerin en az 8 ile 12 saat ışık alması gerekiyor. Dolayısıyla kaktüslerinizi mutlaka bol güneş ışığı alan bir yere koymanız gerekiyor. İkinci olarak kaktüslerinizi Nisan ve Eylül ayları arasında düzenli sulamanız gerekiyor iki sulama arasında kaktüs toprağının mutlaka kurumasına müsaade etmeniz gerekiyor. Saksıyı elinize aldığınızda, parmağınızı saksıya soktuğunuzda en azından toprağın üstten 2-3 santimetrelik kısmının mutlaka kuru olması gerekiyor. Üstten sulama yaptığınızda saksı tabağında biriken suyu en fazla yarım saat bekletin ve yarım saat sonrasında saksı tabağında biriken suyu da mutlaka uzaklaştırmanız yani atmanız gerekiyor. Kuru olan saksıya bir anda su verdiğinizde, üstten su verdiğinizde su hızlı bir şekilde aşağıya doğru damlayacak ve saksının tabanından dışarı çıkacak. Dolayısıyla bitki su almayacak. Onun için kaktüslerinizi üstten sularken suyu azar azar 3-4 kez verebilirsiniz. Bir anda suyu üstten hızlı bir şekilde bitkinize dökmeyin. Kaktüsleri iki şekilde sulayabilirsiniz. Bir, üstten sulama. iki alttan sulama. Üstten sulamada az önce bahsettiğim gibi suyu üstten azar azar vermeniz gerekiyor. Alttan sulamada ise saksınızı içinde su olan bir kaba koyun. Daha sonra kabın yarısına kadar su doldurun. Eğer su kaktüs toprağınızın yarısına ulaştığında sulamayı bitirmeniz, sonlandırmanız gerekiyor. Saksıyı da içinde su olan kaptan ayırmanız gerekiyor. Kaktüslerin kök sistemleri zayıf. Bu nedenle eğer kaktüslerinize fazla su verirseniz köklerini çürütürsünüz. Kaktüslerinizi Nisan ile Eylül ayları arasında bulunduğunuz ile kaktüslerin bulunduğu ortama bağlı olarak genellikle 7-10 günde bir sulayabilirsiniz. 3 Kaktüslerinize Nisan ile Eylül ayları arasında 3 ile 4 haftada bir düzenli gübre verebilirsiniz. Kaktüsler fazla gübreyi sevmez ve fazla gübre kaktüslere zarar verir. Peki kaktüs gübresi olarak ne kullanabiliriz? Sevgili izleyiciler, kaktüs gübresi demek azot içeriği düşük, fosfor ve potasyum içeriği yüksek gübre demek. Bu gübrelere örnek olarak 7 12 40 4 10 40 3 5 55 gibi gübrelere örnek verebiliriz. Kaktüslere vereceğiniz gübre miktarı da önemli. Az önce bahsettiğim gibi fazla gübre kaktüslere zarar verir. Gübre verirken 1 litre suya az önce bahsettiğim gübrelerden en fazla 1 gram yani 1 çay kaşığı verin. Kaktüslere dikim ve saksı değişimi sırasında Yavaş salınımlı gübrelerde ilave edebilirsiniz. Saksı toprağına yavaş salınımlı gübrelerden ilave edebilirsiniz. Ayrıca kaktüslerde gübre olarak solucan gübresini de kullanabilirsiniz. 4. Kaktüslerinizin hızlı büyümesini istiyorsanız mutlaka uygun toprak ya da toprak karışımını kullanmanız gerekiyor. Kaktüsler suyun kolaylıkla süzüldüğü geçirgen toprakları sever. Kaktüslerin kök yapısı zayıf olduğundan dolayı suyu tutan yani süzmeyen ağır topraklardan hoşlanmaz. Bu toprakları kullanırsanız kaktüslerin köklerini çürütürsünüz. Ticari olarak satılan kaktüslerin toprağı genellikle ya tek başına kokobit dediğimiz Hindistan cevizi lifi ya da lifli torflardır. Bunun dışında ticari kaktüslerde toprak olarak %50 oranında Lifli kokopit %50 oranında torf karışımı kullanılmaktadır. Bunların dışında kaktüs toprağı olarak ne kullanabiliriz? 1. %50 oranında lifli torf, %50 oranında kum yani dere kumunu karıştırarak kullanabilirsiniz. 2. %50 oranında torf, %50 oranında perlit karıştırarak kullanabilirsiniz. Kum ya da perlitin yerine pomza da kullanabilirsiniz. 5. Kaktüsler kuru ve sıcak koşullara alışık bitkilerdir. Bu nedenle kaktüslerin nem ihtiyacı azdır. Kaktüslerinizi nemi yüksek olan ortamlarda bulundurmayın ve aynı zamanda kaktüslerin yapraklarına fıs fıs ile su kesinlikle püskürtmeyin. 6 Kaktüsler bulunduğu ortamda durgun havayı sevmez. Bu nedenle kaktüslerinizin bulunduğu ortamın havasını sürekli yenilemeniz yani havalandırmanız gerekiyor. Yedinci olarak kaktüslerinizi çok büyük ve derin saksılara kesinlikle dikmeyin. Eğer bitkilerinizi büyük ve derin saksılara dikerseniz bitki bütün enerjisini kök yapmaya ve köklerin toprağa sarmasına harcar. Bu durumda da bitki daha yavaş büyür. Bu nedenle bitkilerinizi mutlaka küçük saksılara dikin. Bitkilerinizi küçük saksılara dikerseniz kökler bakın burada da gördüğünüz üzere toprağı daha erken sarar. Bundan dolayı bitki daha hızlı büyür ve çiçeklenmesi erken olur. Az önce sizlere kaktüslerin aktif büyüme gösterdiği Nisan ve Eylül ayları arasında yapılması gerekenleri anlatmıştım. Şimdi sizlere Bitkilerin dinlenme dönemine yani kış uykusuna girdiği ekim ve mart ayları arasında yapılması gerekenler hakkında bilgi vermek istiyorum. Sevgili izleyiciler, kaktüs bakımında en fazla yaptığınız hata bitkilerinizin 12 ay boyunca büyümelerine izin vermeniz, müsaade etmeniz. Oysa kaktüsler ekim ile mart ayları arasında dinlenme dönemine girer. Bitkilerinizin hızlı büyümesini ve erken çiçek açmasını istiyorsanız ekim ile mart ayları arasında bitkinizin uyku dönemine yani dinlenme diğer adıyla mutlaka kış uykusuna yatmasına izin vermeniz gerekiyor. Kaktüslerde uyku dönemi, dinlenme dönemi diğer adıyla kış uykusu ne işe yarar? 1. Kaktüslerin dinlenmelerini sağlar. 2. Kaktüslerin çiçek tomurcu oluşumunu teşvik eder. 3. Bitkilerin kış aylarında ince, zayıf, cılız büyümelerini önler. 4. Bitkilerin kış uykusundan sonra daha hızlı büyümelerine olanak sağlar. Peki kaktüsleri uyku dönemine diğer ifadeyle kış uykusuna nasıl sokacağız? Bunun için dışarıdaki hava sıcaklıklarının düşmeye başladığı Ekim ayından itibaren kaktüslerinize kademeli olarak daha az su vermemiz gerekiyor. Ekim ayı ile Mart ayı arasında kaktüslerinizi ayda bir kez ya da 5-6 haftada sadece bir kez sulamanızı tavsiye ediyorum. Ekim ile Mart aylar arasında yani uyku döneminde kaktüslerinize suyu keserseniz yani hiç su vermezseniz olmaz. Neden? Çünkü kökler kurur, kaktüsleriniz uyku döneminde iken soğuk su ile sulamayın. Çünkü kaktüsler soğuk suyu sevmez ve soğuk su ile suladığınızda kökleri çürütürsünüz. Diğer bir konu, kaktüslerinizi Kasım ayından Şubat ayının sonuna kadar olan dönemde sıcak bir ortamda yani oda sıcaklığında tutmayın. Eğer bitkilerinizi bu aylarda sıcak bir ortamda tutarsanız bitkiler büyümelerine devam eder. Ancak kış aylarında güneş ışığı az olduğundan dolayı büyüme yavaş olur. Bitkiler ince, uzun ve dengesiz büyür. Yine güneş ışığı az olduğundan dolayı bitkiler ışığa yönelecek ve bu nedenle bitkilerin formu bozulacak. Kaktüslerin büyümesini önlemek ve uyku dönemine girmesini sağlamak için Kasım ayından Şubat ayının sonuna kadar olan dönemde bitkilerinizi serin yani sıcaklığın 8 ile 12 derece arasında olduğu ancak güneş ışığı bol olan bir yere koymanız gerekiyor. Yani bitkiyi mutlaka serin bir yerde muhafaza ederek dinlenme dönemine girmesini sağlamamız gerekiyor. Kasım ile Şubat ayları arasında bitkilerinizi sıcaklığın artı 5 derecenin altına düşmemesi koşuluyla açıkta bir balkona ya da dış mekana koyabilirsiniz. Bu videoyu izlerken kaktüsünüz hala serin bir yerde değilse şu anda bitkinizi serin bir yere koyabilirsiniz. Kaktüslerinize Ekim ayından Şubat ayının sonuna kadar olan dönemde kesinlikle gübre vermeyin. Mart ayında hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte bitkilerinizi Serin ortamdan mutlaka sıcak ve bol güneş ışığı alan bir yere koymanız gerekiyor. Başlangıçta bitkilerinizi yakıcı güneş ışığından koruyun fakat daha sonra bitki bol güneş alabilir. Ayrıca Mart ayından itibaren sulamayı birden artırmayın, kademeli olarak artırmanız gerekiyor. Kaktüslerde saksı değişimi ne zaman yapılır? Kaktüslerde kökler Toprağı iyice sarmış ve yumak yumak olmuşsa saksı değişim zamanı gelmiş demektir. Saksı değişimi için en uygun zaman mart ayıdır. Saksı değişiminden sonra kaktüsleri 7-10 gün süreyle sulamayın ve bitkilerinizi doğrudan ışık almayan aydınlık bir yere koyun. 15 gün sonra bitkilerinizi doğrudan güneş alan bir yere koyabilirsiniz. Kaktüslerde de bitkiler çiçekliyken Saksı değişimi kesinlikle yapmayın. Eğer bitki çiçekliyken saksı değişimi yaparsanız çiçekler dökülür ve çiçeklenme durur. Kaktüslerde en fazla karşılaşılan sorunlardan biri kaktüslerin çiçek açmamasıdır. Peki kaktüsler neden çiçek açmaz? Dünyada 2000'den fazla kaktüs türü var. Bunların bazıları çiçek açarken bazıları çiçek açmaz. Bazı kaktüs türleri Nisan ayında çiçek açarken yani bahar aylarında çiçek açarken bazı kaktüs türleri de yaz aylarında çiçek açarlar. Kaktüslerin çiçek açmamasının başlıca nedeni güneş ışığının yetersiz olması ve su fazlalığıdır. Kaktüslerin çiçeklenmesi için 1. Bol ışık, 2. Yüksek sıcaklık, 3. Uzun güneşlenme süresi gerekir. Diğer bir sorun, kaktüslerde yapraklar neden sararır, ağrır ve turuncuya döner? Bunun başlıca nedeni bitkilerin doğrudan ve yakıcı güneş ışığına maruz kalmasından kaynaklanır. Diğer önemli bir sorun kaktüslerin köklerinin çürümesidir. Peki kaktüs kökleri neden çürür? Bunun da iki nedeni var. Bir, bitkilerinizi fazla sularsanız kökleri çürütürsünüz. İki, suyu kolaylıkla süzmeyen yani ağır topraklar kullanırsanız ve toprak sürekli ıslak kalırsa kökleri çürütürsünüz. Kaktüslerde karşılaştığımız diğer önemli bir sorun Kış aylarında bitkinin formunun bozulmasıdır. Peki kaktüslerde kış aylarında bitkinin formu neden bozulur? Eğer kaktüsleriniz kış aylarında uyku yani dinlenme dönemine girmezse büyümeye devam ederler. Kış aylarında ışık az olduğundan dolayı bitkiler ince, uzun, zayıf ve cılız büyürler. Aynı zamanda ışık azlığından dolayı bitkiler ışığa doğru yönelmekte ve bitkilerin formu bozulmaktadır. Bitkilerinizde form bozukluğunu önlemek için mutlaka uyku dönemine sokmanız gerekiyor. Yani bitkilerinizi az önce de bahsettiğim gibi 8 ile 12 derece arasında serin bir yerde tutmanız gerekiyor. Bu yayını sizlere Ankara'daki Dallıoğlu Seracılık firmasından gerçekleştirdik. Bana bu imkanı sunan Dallıoğlu Seracılık firmasına çok teşekkür ederim. Yüzünüzden gülücük Hayatınızdan çiçekler eksik olmasın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.